Arkadaşlar size de hem birazcık umut ve motivasyon olsun. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır. Bunu unutmayın. Özellikle de bugünlerde. Karanlık sonundaki aydınlıkta ne var? Rönesans var. Rönesans zaten aydınlık demek. Başlangıç dönemi 1400'lere denk geliyor arkadaşlar. İlk nerede başlamıştır? Tahminlerinizi alayım. Yani Avrupa'da olduğunu biliyorsunuz zaten. İlk kuzey taraf girmiştir. Bu dönemlerde ne oluyor ama bakın yine önemli bir tarihi olaya da bakalım. Sadece Rönesans deyip geçmeyelim. Gutenberg yazı makinesini çıkarınca ne oluyor? İnciller çoğaltılıyor. Çok çabuk insanlara artık ulaşılabiliyor. Bilgiler çok daha çabuk tüketilebiliyor. Bu nedenle de bir aydınlık söz konusu olmaya başlıyor. İnsanlar okudukça motive oluyorlar, ilham buluyorlar. Onlar da mesela yazmaya başlıyorlar. Mesela atıyorum birkaç kitap okuduktan sonra kendi kitaplarını çıkarıyorlar. Birkaç şiir okuduktan sonra kendileri şiir yazmaya başlıyorlar. Ve bu aydınlık dönem bu yazı makinesinin icadıyla gerçekten patlak veriyor diyebiliriz. Ve keşifler de yine bilgi haznesine inanılmaz katkıda bulunduğu için arkadaşlar 1453'te İstanbul'un fethi ve 1492'de Christoph Kolomb'un Amerika'ya gelişiyle gerçekten iki büyük fetih olmuştur diyelim. Ve bunlar da gerçekten dünya tarihini etkileyen süreçler olmuşlardır. Tabi haliyle de sanatı da etkilemiştir. O zamanlar Medici İmparatorluğu var. Medici ailesi İtalya'nın belki de o dönemlerde başına gelmiş en iyi şey olabilir. Çünkü İtalya'ya şu anda bir sürü turist Michelangelo'nun, Da Vinci'nin veya Rafael'in işlerini görmeye geliyorlar. David'i görmeye geliyorlar. Nitekim ben de geçen sene gitmiştim. Sadece bunlar değil tabii yani. Sadece bu sanatçılardan bahsetmiyoruz. Daha bir sürü sayamadığımız büyük İtalyan ressam ustaları var. Ama Medici İmparatorluğu eğer onları desteklemeselerdi, onların elinden tutmasalardı o zaman belki de bugünkü halinde olmayacaktı İtalya. Rönesans'ta Medici İmparatorluğu gerçekten sanata çok değer vermiştir. Mümkün olduğunca desteklemiştir. Bu dönemde yani İtalyan Rönesansında perspektif ortaya çıkmıştır. İtalyan Rönesansında freskolar vardır. Yani o duvarlara yapılan resimler, asılan kilimler, yani daha doğrusu üzerine gerçek çizimlerin yapılı olduğu kilimler. Bunun yanında da lineer perspektif yine bu dönemde çıkmıştır. Zaten Michelangelo, Da Vinci vesaire dedim ama Sandro Botticelli'nin de yine ünlü Venüs'ün doğuşu da bu döneme tekabül eder. 1500'ler Rönesans'ın yüksek dönemi. Tamamıyla İtalya'dayız şu anda. Hatta İtalya ve Venedik Rönesansı diye de geçer. Şimdi bu dönemde de arkadaşlar artık en böyle tanınan eserler. Mesela Da Vinci'nin Mona Lisa'sı ve aynı zamanda da Son Akşam Yemeği freskosu işte bu döneme denk geliyor. Bu dönem bir başka özelliği de Michelangelo'nun Sistine Kilisesi'nin tavanına 3 yıl harcayarak yaptığı inanılmaz eserdir. Ben bu kiliseye de gitme fırsatı yakalamıştım geçen sene. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Yani tavan resmi yapıyorsunuz ve 3-4 yıl alıyor bu ve durmadan şu şekilde yatık bir şekilde sırtınızın üzerinde böyle çalışıyorsunuz. Yani o kol nasıl yorulmaz? Yani düşündüğümde inanamıyorum gerçekten. Çünkü oraya sonradan yapıştırılmıyor. Orası gerçekten duvarın üzerine yapılmış çok da yüksek bir tavan. Yani şöyle söyleyeyim herhalde 3-4 katlı bir bina yüksekliğinde diyebilirim. İşte bu dönem tam Michelangelo, Rafael ve Da Vinci'nin aynı anda adım attıkları dönemlerdi. Yani bir zaman makinem olsaydı o döneme gitmek isterdim gerçekten. O işleri görmek isterdim. Böyle Michelangelo çok fazla insan sevmez, beni kopyalıyorlar der. İşte kendi içine kapanıktır. Da Vinci hem filozoftur, hem bilim adamı, hem mühendis, hem ressam. Böyle avlularda diğer insanlarla birleşip felsefe konuşurmuş vesaire. Rafael'in de o zamanlar işlettiği çok büyük bir atölye var. 50'ye yakın öğrencisi var. Kendisi daha gencecik, 25-26 yaşlarında. Çok güzel resimler yapıyor. Yani inanılmaz bir Rönesans döneminden bahsediyoruz gerçekten.
O dönemde işte o ünlü eserlerimiz Mona Lisa da dahil buna ortaya çıkmıştır ve Mona Lisa'da ne görüyoruz biliyor musunuz? Çok ünlü Da Vinci'nin ortaya çıkardığı sfumato tekniğini görüyoruz. Sfumato tekniği de eğer Da Vinci belgeselimi izlediyseniz biliyorsunuz ama hemen hatırlatayım. Bu arkadaki mesela işte ağaçların ya da Mona Lisa'nın etrafındaki eşarpla saçlarının birbirine geçişi o kadar yumuşak, o kadar dumanlaşırcasına, buharlaşırcasına bir teknik ki fırçayla yapılan, işte biz buna sfumato diyoruz. Michelangelo'nun aynı zamanda Pieta ve David heykelleri de yine bu yüksek Rönesans dönemine denk geliyor. Yani David ünlüdür ama Pieta, Michelangelo'nun ilk defa kendini ispatladığı, kendini resmen aştığı çok ama çok güzel bir heykeldir arkadaşlar. Bunu da yine görme fırsatım olmuştu. İnsanın gerçekten nefesi kesiliyor. Rönesans'la birlikte fark ettiğiniz şey İsa'nın yüzü, o bebek İsa'nın yüzü daha çok bebekleşiyor. Yani artık o ben Hazreti İsa'yım, hani ben aslında yetişkin biriyim bebeği yüzünden çok daha gerçekten normal bebeklere benzemeye başlıyor ve annesiyle bir anne bebek ilişkisine girmeye başladığını görüyorsunuz. Daha önce dikkatinizi çekmiştim. Bu Rönesans öncesi dönemde orada yapılan bütün resimler, Proto Rönesans'ta mesela bebekle anne arasında mesafe vardır. Sadece kucağına oturmuştur mesela. Herhangi bir aralarında ilişki gözlemlenmemiştir ya da bu resmedilmemiştir. Ama bu resimlerde gördüğümüz farklılık işte annesine dokunuyor, bazen işte saçına tutunuyor ya da bir şekilde ona daha yakın görüyoruz. Anne çocuk ilişkisini görebiliyoruz. Portreler. Bol bol portre var Rönesans'ta. Portreler arkasında doğa, renklerin ortaya çıkışı, bunların hepsini görüyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil ağırlıklı kompozisyonlar, bunları görüyoruz. Tabii ki dini figürler, halifeler, Hazreti İsa'yı bol bol görüyoruz. Hristiyanlıkla ilgili bir sürü dini figürü, yani İncil'deki bir sürü figürü bu dönemde görebiliyoruz. Rönesans sonrasında neler oldu? Barok dönemi geliyor. Ama bu barok dönemiyle Rönesans dönemi arası bir geçiş dönemi, tam 60 yıl süren mannerizm dediğimiz üslupçuluk oluşuyor. Üslupçuluğu nereden tanıyoruz? İnsanların ya bedenleri ya uzuvları ya da boyunları mesela olduğundan daha uzun gösteriliyor bu üslupçulukta. Bu da ilginçtir. Bu da bize bir şeyler söylemeye çalışıyor eminim ama siz ne düşünüyorsunuz? Nereden çıkmış bu üslupçuluk? Neden insanların oran orantısı abartılmıştır? Bir de bunu düşünelim bakalım. Bir de bu dönemde ne olmuştur arkadaşlar? Magellan tüm dünyayı gezmeye başlamıştır. Geziyordur yani. ve 1750 yılları arasında İtalyan barok dönemi başlamıştır. İtalyan barok dönemi yaşamışızdır. Şimdi palet kararıyor yavaş yavaş. Renkler koyulaşıyor yine yavaş yavaş. Bir kararıyoruz, bir aydınlanıyoruz, bir kararıyoruz. Aman Allah'ım, tarih hep böyle herhalde. Ve şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İlginç bir kompozisyondan bahsedeceğim. Barok döneminde birazcık daha halka iniyoruz. Şimdi Rönesans daha fazla böyle işte nasıl diyelim sosyete ya da saraylılar onlarla ilgiliydi ya. Şimdi buraya geldiğimizde daha halktan resimler görebiliyoruz. Halkın içinden görebiliyoruz. Bu bir. İkincisi renkler birazcık daha kahverengi tonlarına dönüyor. Birazcık daha karanlık tonlara ama yüzlere ışık vuruluyor. Yani bu dönemin en fazla gördüğümüz özelliği bu. Ya da bir kompozisyon var diyelim ki inanılmaz hareketli, birçok şey var, bir yerlerde bulutlar uçuşuyor, öbür yerde insanlar kavga ediyor, savaşıyor, atlar bir yere düşmüş, vücutlar bir yere düşmüş, hepsinde böyle hareketli bir poz söz konusu. İşte
bu kompozisyonlar ve rengarenk, yani inanılmaz canlı renklerden bahsediyoruz. Ya da böyle bir şey görüyorsanız, işte bunlar barok dönemine ait iki resim çeşididir arkadaşlar. Yani artık bir müzeye gittiğinizde aa bu barok dönemi, aa bu Rönesans dönemi diyebileceksiniz. Kompozisyonlarda yani gördüğünüz gibi abartı ya da şaşa var, hareketlilik var ya da sakinlik, koyu renkler, daha halka inmiş kompozisyonlar var. Yani İkizler Burcu gibi bir dönem barok. Bernini, Velázquez, Rubens, işte bu döneme ait ünlü ressamlar. Şimdi diyeceğiz ki hocam bunlar niye karardı acaba? Hani sanata yansıyor ya dünyada olup biten şeyler, ne olmuş da kararmış? Söyleyeyim mi? 30 yıl süren Protestan Katolik Savaşı. Savaşın psikolojisi, o kasvet, işte o sürecin sıkıntısı vesaire tam da halka inerek zaten o karanlık paletle birlikte resmedilmiştir. Belki de o coşkulu, o hareketli, o rengarenk kısımda da dedim ya İkizler Burcu gibi diye, yani ya çok karanlık ya da çok festif, çok şaşalı bir şey görüyoruz diye. Yani barok döneminde bence psikoloji, altta yatan psikoloji buymuş. Ressamları da etkilemiş tabii ki. Vermeer bu dönemin ressamıdır ve İnci Küpeli Kız da tam bu dönemde yapılmış resimlerden bir tanesidir. Zaten arka tarafın simsiyah oluşundan ve yüze vurulan ışıktan da bunu anlayabiliyorsunuz. Küpelerimde nasıl bilmem fark ettiniz mi? Bu dönemin sonunda çok kısa bir sürede olsa Rokoko akımı vardır. Rokoko akımı da Fransa'dan çıkmıştır. Böyle yüksek binaların böyle fırfırları vardır. Böyle fırfırlı, yüksek yüksek binaların yapıldığı kısa bir dönemdir. Gelelim bugüne doğru biraz. ...1750-1850 yılları arasında neoklasik dönemi yaşanmıştır. Önemli bir dönemdir çünkü bu dönemde Yunan ve Roman İmparatorluğu zamanındaki o insanların asilliğine geri dönülmüştür. Bu dönemde çok önemli bir şey olmuştur arkadaşlar. Şimdi eğer insanoğlunun tarihine bakacak olursak, işte ateşin bulunması, efendime söyleyeyim, ondan sonra işte bu baskı makinesinin bulunması, elektriğin bulunması vesaire. Ama bununla birlikte bir tane daha önemli dönem var. Nedir diye sorarsanız, tabii interneti saymıyorum. Bilgisayar dönemi şu anda yaşadığımız dönem bir başka bir dönem. Ama bu dönem 1750-1850 yılları arasında olan şey neydi? Endüstri devrimi arkadaşlar. Buharlı lokomotif, buhar makinesi. Bunun bulunmasıyla ne oldu peki? Mesela tüccarlar alıp mallarını aynı gün içinde 2-3 farklı yerde satıp para kazanabilir oldular. Bu da ekonomiyi bir anda ilerleten bir şey haline geldi. Bunun sonunda ne oldu neoklasik dönemde? Arkadaşlar bir baktık ki yani biz para kazanıyoruz. Bilimi artık çözmüşüz, sanatı çözmüşüz. İnsan kendine dönüyor, bencilleşiyor. O batı kültürü dediğimiz o kendini düşünme, biraz bencil buluruz ya biz batılıları. Biz daha aile odaklıyızdır mesela. Ama o batılılaşma, o insanın kendine dönüşü işte bu dönemlere denk gelir. Bu da sanata portreler olarak yansımıştır. Birçok portre görürüz bu dönemde. İnsan, yani biz, kendimiz tekrar merkezimize oturmuşuzdur. Burada da oran orantı çok önemlidir. Oran orantının doğru olması önemli. ...1850 yılları arasında benim çok sevdiğim bir akım başlamıştır. Romantizm akımı. Romantizm akımını şöyle anlayabiliyoruz. Çok güzel bir doğa resmi var ve içinde insan var ama insan o resmin odağı değil. Aslında doğa odağı. Yani adı üstünde gayet romantik bir resimden bahsedebiliyoruz. Çok ünlü resimler var. Şu anda ekrana koyacağım bunları da isimleriyle birlikte. İşte bunlar bu çağa ait önemli eserler. Bu dönemde dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Hatırlıyorsanız eğer neoklasik dönemde dedim, işte bu
endüstri devrimi dedim. Burada insan kendini çok fazla öne çıkardı dedim. Romantik dönemde de doğayı öne çıkarmıştır. Neden? Çünkü endüstri devrimiyle her yer betonlaşmaya başlamıştır. Her yer otomatikleşmeye, makineleşmeye başlamıştır. Ve insanlar doğayı özlemeye başlamıştır. Ben böyle düşünüyorum. Akım bu şekilde etkilenmiştir. Ve insanlar artık evlerinde doğa görmek ister. Dolayısıyla da romantizm akımı kendini bu süreçte ortaya çıkarır. Yalnız Fransız devrimi de yine bu süreçlerin sonuna doğru olmuştur. Bu da yine insanların kendilerini tanrılaştırdığı bir noktaya getirmiştir. O zaman ne olacak? Gene bir akım başlayacak, değil mi? ...1848-1900 yılları arasında bugün de çok fazla gördüğümüz bir akım başlıyor. Realizm. Bu endüstri devriminin bir devamı olarak, bu Fransız devriminin de etkisiyle gördüğünüz gibi insan artık kendini merkeze iyice koymuştur. Realizm önemlidir. İnsanın ağzını, burnunu, ne kadar kıyafetlerini ne kadar doğru yapabiliyorum, ne kadar düzgün verebiliyorum, bu önemli olmaya başlamıştır. Jean-François Millet ve Gustave Courbet bu dönemin ünlü ressamları arasında sayılabilir. Bu dönemden gelen etkiler ne olacak? Az sonra. İnsanlar kendilerini bu kadar tanrılaştırırlarsa, bu kadar yüksek bir yere koyarlarsa her zaman için burunların üzerine çakılıverirler. Bunu anlatacağım. 1850 yılında sanatı etkileyen çok büyük bir şey oluyor arkadaşlar. Fotoğrafçılık, fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte fotoğrafçılık akımı başlıyor. Şimdi fotoğrafçılık akımıyla birlikte de ne oluyor? Tahmin edin bakalım. Realizm akımı vardı bunun ortasında. Şimdi diyor ki sanatçılar, ya zaten fotoğraf makinesi çıktı, insanlar kendi portrelerini yaptırmak istemeyecekler, değil mi? Realizm sanki önemini kaybetmeye başladı. Ve ressamlar kendilerini daha farklı nasıl ifade edebileceklerini düşünmeye başladı bence. Tam 1900'lerde yani başında Art Nouveau çıkmıştır. Yani yeni akım diyoruz biz buna. Bu yine sanki hafif romantizm gibi ama bunun görüldüğü yerler genellikle İngiltere ve Paris'tir. Çiçek, geometrik şekiller, paternler, bunların hepsini bu Art Nouveau döneminde görebiliyoruz. Peki 1865 yılında ne başladı? İzlenimcilik. İzlenimciliği biz nereden biliyoruz? Claude Monet, Pissarro, Paul Cézanne. Sanki realizme karşı doğmuş, bir inatlaşmış bir resim dalı gibidir. Fırça darbeleri çok belirgindir. Bunu zaten görebilirsiniz resme. Uzaktan baktığınızda çok belli olmaz ama yaklaştıkça o ince ince eklenmiş fırça darbelerini görebilirsiniz. Belki de fotoğrafçılık sonrası realizmin popülaritesini kaybetmesiyle birlikte, bakın sanat böyle tam anlamıyla realistik olmadığında da güzeli bize anlatmıştır. 1885-1910 yılları arasındaysa izlenimciliğin ardından art izlenimcilik gelmiştir. Art izlenimcilikte de en büyük tabii ki eserlerini bildiğimiz Van Gogh'u görüyoruz. Vincent van Gogh, art izlenimcilik ve izlenimcilik arasında gitmiştir. Hatta ilk yaptığı eserlerden biri patates yiyenlerdir ama bu biraz barok tarzıdır. Ve şöyle bir şey yapar van Gogh, işte resmini gönderir Paris'teki kardeşine Theo'ya. Theo der, yani hani ben bu resmi satmak istiyorum, yardım et bana. Çünkü Theo da o zaman galerilerde çalışıyor. Diyor ki, yani diyor, abi diyor, resmin çok sıkıcı, çok eski moda, artık böyle kimse resimler yapmıyor vesaire diyor. Ve o da bu şekilde art izlenimciliğe doğru geçiş yapıyor. İyi ki de geçiyor, aferin diyor sana. Art izlenimciliği, izlenimcilikten ayıran en büyük özellik fırça darbelerinin daha belirgin ve daha uzun olmasıdır. 1900 ile 1935 yılları arasında favoizm dediğimiz
çiğ renkçilik ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da dışa vurumculuk bu süreçte çıkmıştır ortaya. Demiştim ya, böyle kendini tanrılaştıran insan her zaman yüzün üzerine çakılır diye. Ne oldu bu dönemde? Bilin bakalım. 1900 ile 1935 yılları arasında ne yaşadık biz? ...1914-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı bütün dünyayı bir aldı, böyle salladı bizi. Peki sonunda ne oldu? Ekonomi çöktü, ölümler oldu, yine kasvetli bir havaya girdi bütün dünya. Bu dönemle ilgili ilginç bir bilgi de paylaşmak istiyorum size. Birinci Dünya Savaşı'nda çok fazla kayıp verilince, işte çocuklu kadınlar kocalarını kaybedince evin yükünü üzerlerine almaya başlıyorlar. Farklı farklı, daha önce sadece erkeklerin çalıştığı işlerde çalışmaya başlıyorlar. Eve ekmek getiriyorlar. Hem anne hem babalık yapıyorlar çocuklarına vesaire derken, işte tam o dönemde Coco Chanel kadınlar için ilk pantolonu üretmiştir ve pantolon patlamıştır. Yani biz bugün kadınlar olarak pantolon giyiyorsak, İşte o dönemki bu acılar sonrası çıkan trend sayesinde. Yani bir nevi o pantolonu üzerine geçirdiği zaman kadın hem işleri daha rahat görebilmek adına hem vesaire cepleri mepleri de var ya, hem de o etkiyi kendi üzerine koymuştur. Bir nevi bir üniforma gibi o erilliği giymiştir üzerine. Gördüğünüz gibi şu anda da size anlatıyorum baştan beri ama sanat olan şeylere hep inat gibi olmuş ya. Ben burada şunu görüyorum. Gene bu karanlık, bu çöküş, bu ölümler, bu insanların artık hani sanata bile verecek parasının kalmadığı dönemlerde Fauvizm aslında renkleri çok net, çok serttir. Dışa vurumculuk nedir peki? Şimdi dışa vurumculuk dediğimizde gene en ünlü aklımıza gelen resimlerden bir tanesi Edward Munch'ın Çığlık isimli resmi. Şimdi burada... Aman ne çirkin bir kuşsun sen. Bu resimlerde önemli olan resimlerin nasıl göründüğü, figürler vesaire değil de daha çok hangi duyguyu ortaya çıkarmaya çalıştığı. Yani resme baktığınızda oradaki figürlerden ya da kompozisyondan çok o resmin size hissettirmek istediği duygu, belki de stresse stres, kaygıysa kaygı, mutluluksa mutluluk. O aslında ana tema ve ağırlıklı olan şey o resme baktığınızda. 1905, kübizm, süprematizm. Ne oluyor burada? Formu bozuyoruz. Realizmde neydi? Oran orantı çok önemliydi. Her şey yerli yerinde olacaktı. Şimdi parçalıyoruz, bölüyoruz, kırıyoruz ve onları farklı şekilde bir araya getiriyoruz. İşte kübizm aslında böyle doğuyor. Bir şeyi her zamanki halinden farklı bir şekilde sergilemek, anlatmak. Bu döneminde öncüleri arasında tabii ki Pablo Picasso var. Aslında 1920'lere kadar, yani bu savaşın etkisi neredeyse bitene kadar, insanların işte kompozisyonlar üzerinden anlam çıkarması, ressamların bir anlam verme kaygısı bulunmamıştır. Daha çok duygu verme kaygılarıyla resimler yapılmıştır. Buna da biraz filozofik bir yaklaşım yapacaksam, zorluyor muyum diyorum bazen ama, bozulmuş bir dünyayı, parçalara bölünmüş bir dünyayı bir araya getirme çabası olarak görebilir miyiz acaba kübizmi, bilmiyorum. 1917-1950 yılları arasında sürrealizm akımını görüyoruz. Şimdi yine bu dönemde çok önemli bir şey oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Şimdi sürrealizmi önce anlatayım ne olduğunu. Sürrealizm adı üstünde realistik olmayan, tamamıyla hayal ürünü, uçuk kaçık resimleri düşünün. Yani bir rüya sahnesi gibi düşünün. İşte biz bunlara sürrealizm diyoruz. Bu dönemde ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. 1939-1945 yılında İkinci Dünya Savaşı. Yani işte Nazilerin, Hitler'in esip gürlediği, birçok insanı katlettiği karanlık yıllara denk geliyor. Sadece bu da değil. 1929 ile 1938 yılları arasında olan Amerika'da başlayan büyük açlık. Bu dönemde bir sürü kişi işsiz kalıyor, açlıktan ölüyor, inanılmaz derecede ekonomi çöküyor ve bu da bütün dünyayı etkiliyor. Biliyorsunuz Amerika'da bir şey oluyor, bütün dünyayı etkiliyor ister istemez. Bu dönemde sürrealizme kayılması çok mantıklı çünkü gerçek çok acıtıyor. Gerçek acıtınca hayal gücümüze dönüyoruz. Hayal gücümüzden umut buluyoruz, orada yaşamaya başlıyoruz. Salvador Dali,
Frida Kahlo, Ernst, işte bu dönemin ünlü ressamları arasında sayılabilir bir sürü var arkadaşlar. Zamanım yetse hepsinden bahsetsem keşke. Salvador Dali ve Frida ile ilgili belgeselleri var, göz atmayı unutmayın. 1940-1950 yılları arasında çok ilginç bir akım başlıyor. Soyut dışa vurumculuk. Yani soyut resimler bir anda böyle parlıyor ve duygular hissettiriyorlar bize. Zaten soyutun amacı odur ya, hani soyut zaten bize bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü figürler yoktur içerisinde ama bize bir duygu hissettirir. Olayımız da odur zaten. Ve Jackson Pollock işte bu dönemin ressamlarındandır. ...1960'larda da pop art geliyor. Zaten 1960'lar, 70'ler işte bu hippiler, hippi dönemleri falan biliyorsunuz. Rengarenk dönemler, çiçekli dönemler, böcekli dönemler vesaire. Bu dönemlerde de rengin patlaması çok çok mantıklı. Karşı tarafa yine isyan var biliyorsunuz. Sisteme isyan şeklinde geçiyor o dönemler. Burada da Andy Warhol'u örnek verebiliriz. Bu dönemlerde Yayoi Kusama da oldukça popülerdi. Ya zaten kendisi hep popüler de onunla da ilgili belgesel yapmıştım. Bir bakın derim. Arkadaşlar sona yaklaşıyoruz. 1960 sonrasında çok büyük şeyler oldu. Neler mi oldu? Sovyetler Birliği çöktü. Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki Berlin Duvarı yıkıldı. Vietnam Savaşı da bitiyor. İkinci Dünya Savaşı da bitiyor. Ve daha çok nasıl diyeyim, batılılaşma başlıyor. Birazcık daha gene özgürleşme. Yani hem parasal açıdan daha iyiye gidiyoruz, iyileşiyoruz. Hem işte bu duvarlar yıkılıyor, savaşlar bitiyor, özgürleşiyoruz. Yani tam böyle artık kendimizi rahatça ne istersek ifade edebileceğimiz bir sürece giriyoruz. O yüzden de diyebiliriz ki 1960 sonrası postmodernizm var. Postmodernizm de hala şu anda oradayız. Yani bayağı uzun süren bir akımdan bahsediyoruz. Çağdaş sanat, yani şu an içinde bulunduğumuzda akım, aslında sınırları olmayan bir akım. Ne yaparsanız yapabilirsiniz. Herhangi bir merkezi yok. Merkezi doğa, merkezi insan, merkezi işte halk, merkezi hayvanlar. Öyle bir şey yok. Merkezi tanrı. Yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yani bir muzu duvara bir bantla yapıştırabiliyorsunuz mesela. Şu an bir akımın öncülüğü yok arkadaşlar. Ama ne girdi hayatımıza? Hiperrealizm, dijital sanat. Bunlar fazlasıyla öne çıkan akımlar şu anda. Ama yine bunların hepsini postmodernizm altında inceleyebiliriz. Şu anda hala bir isyan yok. Herhangi bir şeye bir isyan yok. Özgürlük ve çeşitlilik hala kutlanıyor. İşte şu anda yaşadığımız dönem bu. Ama yine bir genelleme yapacak olursak yine figürler tabii ki çoğunlukta, bütün resimlere baktığımızda. İşte bugüne kadar geldik arkadaşlar. Vallahi bayağı da vaktinizi aldım ama umuyorum ki bunu faydalı bir kaynak olarak kullanabilirsiniz. Eksiklerim olduysa, yanlışlarım olduysa affola. Lütfen yorumlarda paylaşın benimle. Yorumlarda ya da açıklamalarda düzeltebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşça kalın.